Sevgili yükselen ikizler, bu hafta itibariyle Güneş Oğlak Burcu'na giriyor. Merkür de Oğlak Burcu'nda olacak yönetici gezegeniniz. Üstelik bu hafta itibariyle başlayan ve önümüzdeki bir ay devam edecek bir süreç. Peki Güneş ve Merkür Oğlak'ta ise sizlerin doğum haritasında kaçıncı evinizde olacak? 8. evinizde. Demek ki 8. ev konuları ön plana çıkıyor. Yani para. Yani finansal konular efendim. Özetle mali tablonuz sizin için ön plana çıkan bir konu olacak. Her türlü finansal konu. Gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, tazminat, nafaka, miras, vergi gündeminizde finansa dair ne varsa ön plana çıkıyor olacak. Açıkçası ayrıca biraz sağlığınızda hassas bir döneme giriyor olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Gerçi yönetici gezegeniniz orada sizi destekliyor olacak sağlık konularında. Ve bence böyle terapiler için, işte astrolojik danışmanlıklar, enerji çalışmaları için de çok güzel, tam böyle tercih edilecek bir döneme girdiğinizi de söylemek durumundayım. Evet, pazartesi günü Ay Balık Burcu'nda olacak ve Neptün'le temasa geçecek. Balık Burcu haritanızın tepe noktası, böyle pazartesi günü kariyer konuları, üstlerle ilişkiler bir taraftan dikkat çekerken, diğer taraftan ailevi konular dikkat çekiyor. Şimdi buradaki bir Ay-Neptün kavuşumu sizin biraz duygusal ve hassas olacağınızı gösteriyor pazartesi. Mesela aile içi iletişimde bir konuya biraz kırılabilirsiniz. Ya da kariyerinizde bir konuda kendinizi haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz. Bir kırılganlık söz konusu. Şimdi salı, çarşamba ve perşembe öğleye kadar Ay Koç burcunda 11. evinizde odağınız tamamen kariyerinizin getirilerinde, kariyer çevreleriyle olan ilişkilerinizde. Belli ki bazılarınızın kariyerle ilgili planları var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar açıkçası dikkat çekiyor ama 11. ev sosyal çevre ilişkilerimizi de anlatır. Demek ki arkadaşlarınızla, sevgilinizle bir araya gelebilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. Şimdi orada da önemli kavuşumlar var. Mesela salı günü Ay Kiron kavuşum var. Bu biraz yine duygusal olarak yaralanmaya açık yapıyor sizi. Sanki böyle bir gündeminiz var bu hafta. Sürekli bir kırılabiliyorsunuz, incinebiliyorsunuz gerçekten de. Bu böyle dediğim gibi kariyerle bağlantılı olur, sosyal çevre ilişkilerinde olabilir. Yani bunlar dikkat çekiyor olacak. Çarşamba akşamı kapıyı, çerçeveyi kapayın, kendinizle kalın. Çünkü orada Ay-Mars kavuşum var ve Plüto karesi var. Biraz ikili ilişkilerde gerginlik, patlama psikolojisinde olacaksınız. Lütfen o süreci iyi kontrol edin. Çok uzun sürmeyecek, hiç merak etmeyin. Ayrıca sağlığınıza da dikkat edin. Şimdi perşembe öğlen artık Ay Boğa burcunda olacak. 12. evinize giriyor. Evet, biraz artık diyorsunuz ki kendi kabuğuma çekileceğim, kendi kendimeyim. Biraz korkularımla, düşüncelerimle, fikirlerimle, planlarımla, her şeyimle, bütün bilinçaltımla tek başıma kalmak istiyorum diyorsunuz. Öyle bir enerjiniz var. Cuma sabahı tabii orada bir Ay-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Orada yine duygusal konularda bir anilik, beklenmedik bir harekette karşılaşabilirsiniz. Ama Ay-Uranüs kavuşumu belki cuma sabahı erken saatlerde size çok ilginç bir rüya da gördürebilir ya da müthiş bir farkındalık, bir aydınlanma yaşayacağınız bir deneyiminiz de olabilir açıkçası. Evet efendim, hafta bu hafta artık ayı bitirirken de zaten Mars-Plüto kareleri var. Zorlu bir kare tabii ki Mars-Plüto karesi. Sağlığınıza dikkat, sosyal çevre ilişkilerinize, kariyer ilişkilerine ve en önemlisi yine kariyere dikkat. Biraz gerilimli bir dönem. Aralığın son iki haftası gerçekten öyle geçecek.